Merhabalar Ozan Hocam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Turgay Beyciğim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam karşımıza çok sık çıkan iki tane terim var. Biri kat mülkiyeti, diğeri kat ittifakı. Bunların farkı nedir? Şimdi konut piyasasındaki alışverişlerde ve bizim tabii kat mülkiyetinde de, aslında kat mülkiyeti kanununda da, bina yönetiminde, tesis yönetiminde sıkça dile getirilen, çok doğru söylüyorsunuz, iki tane terim bunlar. Fakat bu kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasında çok önemli de farklar var. Bu kavramların arasındaki en önemli fark birinin yapısının tamamlanması ve yapı kullanma izin belgesi almış olması, diğerinin ise henüz yapısının tamamlanmaması ile ilgili. Şimdi 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre bir projenin, bu proje apartman olabilir, site olabilir, yani toplu yapı olabilir, iş merkezi, rezidans olabilir. Bunun gibi tüm yapılar için yapım aşaması tamamlanmış ve iskan belgesi de alınmışsa tapıda kat mülkiyeti ibaresi yer alıyor. Şayet proje tamamlanmamış ve iskan belgesi alınmamışsa kat irtifakı tapusu haline alıyor. Şimdi kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki diğer farklar nelerdir? sorusunun cevabını almak istiyorsanız videonun bundan sonraki e, devamını izleyebilirsiniz. Peki Ozan Hocam, kat ittifakını daha detaylı açıklayabilir misiniz? Açıklarım tabii. Şimdi yapı henüz yapılmamış veya inşaat halinde ya da proje halinde böyle bir yapı üzerinde hak iddia edebilmek için kimler hak iddia edecekse bu kişilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Kat irtifakı tapusu almaları gerekiyor. Kat irtifakı tapusu mülkiyet hakkına sahip olan o bireylerin bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için arsa üzerindeki paylarını belirlemek için hazırlanır. Yani aslında ortada bir bağımsız bölüm söz konusu değil. Bu bağımsız bölümler yapılacak veya ileride yapılacak durumdadır. Kat irtifakı tapusunda mülkiyet hakkının bulunduğu taşınmazımızın niteliği bulunduğu il, ilçesi, mahalle, köy, ada, parsel bilgileri gibi bilgiler yer alıyor. Yine toplam arsanın, yani bir yapı olabilir, birden fazla yapı olabilir, o parseldeki toplam arsanın yüz ölçümü, yine bağımsız bölümlere ilişkin nitelik, bağımsız bölüm numarası, arsa payı, blok, giriş, kat numaraları, hatta tapumuz, daha doğrusu projemiz, 2018 yılı sonrasına ait ise burada da bağımsız bölüm projesinin net brüt metrekareleri, tapu sicilindeki cilt ve sayfa numaraları, malik bilgileri yani kim sahibi, birden fazla malik var ise bunların her birinin hisse payları tescil ilişkin bilgiler bölümünde de taşınmaz tipi ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her bir taşınmazı tanımlayan tekil bir numara olan taşınmaz numarası bulunmaktadır. Yine edinme sebebi yani satış mı? Satış yoluyla mı aldık? Bağış yoluyla mı aldık? Miras yoluyla mı aldık? Var ise bu satışa ait işlem medeli, tescil tarihi, yemiye numarası gibi teknik özelliklerle taşınmazın öz nitelik bilgilerine ulaşılmasını sağlayan QR kod gibi detaylar, biyometrik fotoğraf bölümü yer alıyor. Böylece hak sahiplerinin elinde proje üzerinde söz sahibi olmalarına imkan sağlayan hukuki anlamda bağlayıcı olan bir belge oluyor. Bunun adına biz kat irtifakı tapusu diyoruz. Şimdi kat irtifakını biraz daha iyi anlayabilmemiz için örneğin 4000 metrekarelik bir arsa var. Bu arsaya inşa edilecek bir proje var. 40 farklı daire var burada. Farklı metrekarelerde diyelim. Ve 40 farklı hak sahibi var. Kat irtifakına konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konumlarının satış bedelini etkilemediğini düşünelim. Ve büyüklüklerin de eşit olduğunu düşünelim. Arsa payı 1 bölü 40 olarak düzenlenebilir. Yani her hak sahibi arsa üzerinde 100 metrekare paylaşımlı bir paya sahip olur. Şimdi dersiniz ki burada ama işte... Bu bağımsız, bağımsız bölümün benim 5. katta deniz görüyor. Burada arsa paylarının dağıtımı daha sonraki videolarda daha detaylı anlatırız ama aslında bağımsız bölümün büyüklüğü ve değeriyle orantılıdır. Biz buradaki örneğimizde 40 bağımsız bölümü eşit metrekarelerde ve eşit değerlerde olduğunu düşündük. Ve dolayısıyla aslında sahip olduğumuz şey o 4 metrekare arsa üzerinde 1 bölü 40 olan pay yani 100'er metrekarelik ölçümlü bir alandır. Kat irtifakı tapusu yapı projenin başlangıcından iskan belgesinin yani yapı kullanım izin belgesinin alımına kadar geçen süre içerisinde geçerlidir. Kat irtifakı alınırken verilen proje planına göre proje 5 yıl içerisinde tamamlanmazsa hak sahiplerinin kat irtifakını sonlandırmak veya süreyi uzatmak için başvuru yapma hakları da var. Kat irtifakının kurulması müteahhitin de yükümlülüklerini garanti etmesi bakımından son derece önemli. Kat irtifakının kurulmasıyla hem hak sahipleri hem de müteahhit firma karşılıklı olarak yükümlülüklerini taahhüt etmiş oluyorlar. Böylece hak sahipleri projede sahip olacağı yapının özellikleri ve metrekare bilgisi gibi konuları müteahhite karşı sunmak üzere garanti altına alabiliyorlar. Ancak belediyece verilen ruhsat onayının ve eki olan onaylı mimari projedeki emsal oranının inşaatın gerekli olan azami sürede tamamlanıp yapı kullanım izin belgesi alınmadan imar planlarıyla değişebileceğini yani dolayısıyla kat iltifakı tapusunun bağımsız bölümlerinin sayısı ve büyüklüğünü de etkileyebileceğini unutmamalıyız. Özetle kat iltifakı süresince aslında imar planı değişikliklerinden etkilenebiliriz. Peki Ozan Hocam kat mülkiyeti rejiminin özelliği nedir? Şimdi normal şartlarda bir arsa üzerine inşa edilmiş olan ve tamamlanan bir yapının tüm hakları arsa sahibine aittir. Bu yapının mağaza, iş yeri, daire gibi bağımsız bölümleri üzerinde yasal bir işlem yapılabilmesi için bu bölümler kat mülkiyeti kanuna göre belirlenmiş olmalı. Bu bağımsız bölümlere ayrı ayrı tapu oluşturmak kat mülkiyeti rejimi olarak tanımlanıyor. Böylece hak sahipleri yapıdaki diğer kat maliklerinden bağımsız olarak kendi taşınmazını kiralayabilme, satabilme ya da ipotek tesis edebilme hakkına sahip oluyor. Yani aslında kat mülkiyeti rejimi çok önemli bir şey. Kat mülkiyeti şartları 1965 tarihli 634 sayılı kat mülkiyeti kanunuyla yasal bir zemin kazanıyor. Kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapının daire, kat, depo, mahzen gibi bölümlerinde bağımsız mülkiyet hakkı anlamına geliyor ve kat mülkiyeti kanun hükümlerine göre belirleniyor. Bu kanuna göre aslında kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapıda oluşuyor ve bu tamamlanmış yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo, otopark yeri gibi bağımsız bölümleri için ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanlar. Bunlar işte bağımsız bölümler. O gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanuna göre yapılan bağımsız mülkiyet haklarına, kurulan mülkiyet haklarına biz kat mülkiyeti diyoruz. Yani kat mülkiyeti rejiminde her paydaş hem arsa payına hem de bağımsız bölüm üzerindeki bir taşınmazın mülkiyet hakkına sahip oluyor. Böylece her bağımsız bölümün hak sahibi hem yapının yönetiminde hem arsa üzerinde söz hakkı sahibi olabiliyor. Kat mülkiyet tapusunun en temel amacı bağımsız mülkiyet hakkının tapu sicil kütüğünde resmiyet kazanması oluyor. Kat mülkiyetinin alınması için yapının mutlaka tamamlanmış olması gerekiyor. Neye göre tamamlanmış olması gerekiyor? Kat irtifakı kurulurken eğer orada bir yapı yapacaksak orada ne yapıyoruz önce bağlı bulunduğumuz yerel yönetimliğimle ona belediyeye giderek orada bir yapı ruhsatı izni alıyoruz değil mi? Bu yapı ruhsatı izni aldıktan sonra 2 ay süresi içerisinde bu ruhsata uygun olan bir onaylı mimari proje ortaya çıkartıyoruz. Bu mimari proje belediye tarafından onaylanıyor. İşte yapıyı biz bu mimari projeye göre tamamlamak durumundayız. Ne kadar sürede tamamlamak zorundayız? Bu videonun başında bir 5 yıldan söz etmiştik. En geç 2 yıl içerisinde inşaata başlamak ve 5 yıl içerisinde inşaatı bitirmek durumundayız. Diyelim ki işler kötü gitti, ekonomik kriz var vesaire. 5 yıl içerisinde inşaat tamamlanamadı. Orada ne yapıyoruz? Yapı ruhsatı ile olarak yeniden e, izni aldığımız, ruhsatı aldığımız belediyeye müracaat ediyoruz. Ve bir beş yılda orada e, inşaat izni, yapı ruhsatı iznimizi almış oluyoruz. İşte kat mülkiyetine geçişte... Yapının tamamlanmış olması demek aslında fiilen projeye uygun olsun ya da olmasın yapının mevcudiyetinin ortaya çıkması, duvarlarının olması, çatısının olması demek değil. Yapının tamamlanmış olması demek o en başta yerel yönetimden yani belediyeden aldığınız yapı ruhsatı eki olan mimari proje ve diğer projeler var ya onaylı olan işte o projelere uygun olarak bitirilmesidir. Yani biz yapının iskan belgesini, yapı kullanım izin belgesini yine ruhsatı aldığımız yerel yönetime e, tekrar binayı kontrol ettirerek, ettirerek yapının acaba onaylı mimari projesine uygun mu tamamlanmış onayını almasıyla elde edebiliyoruz. Bunun detaylarını az sonra anlatırız. Peki Ozan hocam. İzleyenlerin anlaması adına soruyorum. Kat ittifakı ve kat mülkiyeti arasındaki en önemli fark nedir? Kat ittifakı bir projenin tamamlanmadığı fakat inşaat onayının alındığı durumlarda verilen bir tapu cinsi. Kat mülkiyeti ise sahip olduğunuz taşınmazın proje bitiminde iskan temin edildikten sonra yani yapı kullanım izin belgesi alındıktan sonra alınabilen bir tapu cinsidir. Kat mülkiyetin alınabilmesi için proje sonunda müteahhitin bağlı bulunduğu belediyeye iskan belgesi için başvuru yapması gerekiyor. İskan belgesi bilinen diğer adıyla yapı kullanım izin belgesi veya oturum izin belgesi projenin inşaat ruhsatı yani yapı ruhsatı eki olan onaylı mimari projeye tüm kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapıldığını teyit eden resmi bir belge oluyor. Şimdi eğer bir ev satın almayı düşünüyorsak Ev, daire, iş yeri ya da kat irtifakı tapusuna sahip değilse satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce belediyeden iskan müracaatının yapılıp yapılmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Peki Ozan Hocam kat mülkiyeti nasıl alınır? Şimdi inşaatı tamamlanmış bir yapıda bağımsız bölümler üzerinde hukuki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için kat mülkiyet tapusunun bulunması gerekiyor. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilme şartları da açık olarak belirtilmiş durumda. Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi işlemi kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve kat irtifakı kurulması işlemi sırasında tapu idaresine teslim edilmiş olan mimari proje ile yönetim planı mevcut ise yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılıyor. Resen ne demek? Resen kendiliğinden demek. Yani kat maliklerinden, ev sahiplerinden herhangi birisinin tapu idaresine gidip "Ya bizim bu ana gayrimenkulün kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmem lazım, gerekiyor." diye bir başvuru yapmamıza gerek yok demek. Yani bu iş kendiliğinden oluyor. Belediye tapu idaresine işte bu yapının iskan müsaadesi verilmiştir bilgisini verdikten sonra da tapu idaresi ne yapıyor? Bu ana gayrimenkulün kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmiştir işlemini gerçekleştiriyor. Bunun için de herhangi bir bedel ödemeye gerek yok. Bu değişiklik zaten 5711 sayılı kanunla e, gerçekleşti. Daha sonra 5912 sayılı kanunla düzenlemeleri e, yine devam etti. Şimdi eğer 5711 sayılı kanun yani 28 Kasım 2007. 5912 sayılı kanununda 7 Temmuz 2009 tarihinden önce kart ittifakı kurulmuş olan yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda tapu dairesine teslim edilmiş mimari proje veya yönetim planı mevcut değilse. Çünkü bu tarihten önce yönetim planı kat irtifakı sırasında yapılması zorunlu değildi kat mülkiyetine geçirirken yapılıyordu. Dolayısıyla aslında henüz kat mülkiyetine geçmemiş birçok ana gayrimenkulün tapu sicilinde yönetim planı olmayabilir. İşte eğer tapu dairesine teslim edilmiş mimari proje veya yönetim planı mevcut değilse ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının bazı belgeler ile tapu dairesinde istemde bulunması gerekiyor. Ne bunlar? Örneğin ana gayrimenkulde yapı veya yapıların dış cepheler, iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerin ölçüleri, bağımsız bölümlerin konum büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları. Yani hem büyüklük hem değerleriyle oranlı olan arsa payı kat, daire, iş bürosu gibi birden başlayıp Sırayla numaraları devam eden ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanında açıkça gösterilmek suretiyle proje müellifi mimar tarafından yapılan yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca ana gayrimenkulün maliki ya da bütün paydaşlarının imzaları alınmak suretiyle onaylanan elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimari proje ve e, yapı kullanma izin belgesi, buna ihtiyaç var. Yine eğer tapu sicilinde kat ittifakına geçiş sırasında yönetim planı yapılmamışsa bu durumda bağımsız bölümlerin kullanış tarzına birden çok yapının varlığı halinde de bu yapıların özelliğine göre yani toplu yapı olması halinde de özelliğe göre kat mülkiyetini kuran malik ya da malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı. Yönetim planı neydi? Bütün maliklerin imzasıyla yapılıyordu. Şimdi bu 5711 sayılı kanun ile 2007 yılından sonra daha önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda mimari proje ile yönetim planının tapu dairesine mevcut ise kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesiyle zorunlu deprem sigorta poliçesi dahil başkaca hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilebiliyor. Ancak bir de imar barışı durumu var. Orada da ne var? Yapı kayıt belgesi düzenlenmiş olması hali var. Yapı kayıt belgesi düzenlenmiş olan yapılarda yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış ya da yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için yapı kayıt belgesi. Yine mevcut yapıların o biraz önce anlattığım konumları, büyüklükleri ile orantılı hatta değerleriyle olan e, orantılı olan arsa payları e, bunların birden başlayarak sıra numarasıyla giden giden ve e, bütün o yapı maliklerini de gösteren e, mimar tarafından yapılan ana gayrimenkulünde yapı maliki ve bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne ibraz edilen proje imar planlarında umumi hizmet alanlarına terk edildiğine dair yine ilgili belediyeden alınan belge ve yine aynı şekilde bütün kat malikleri tarafından imzalanmış bir yönetim planı yine imar barışının kat mülkiyetine geçiş halinden söz ediyoruz. Çok önemli yapı kayıt belgesiyle zemin ve mimari proje uyumunu gösteren ve tescil sayfasını da içeren özel harita mühendislik büroları veya bizim lisanslı harita kadastro büroları yani kısa adı LİHKAP tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı yine bununla birlikte kadastro müdürlüğüne müracatta bulunmak gerekiyor. Şimdi burada bazı detaylar da var ama şunu bilelim ki imar barışının yapı kayıt belgesi alınması kısmı yani A bölümü tamamlandı. Ancak bu yapı kayıt belgesi alan bağımsız bölümlerin oluşturduğu ana gayrimenkulün tüm kat maliklerinin tapuya müracaatları halinde kat mülkiyetine geçmeleri de mümkün. Hatta bunların artık belediyeden İskan müsaadesi yani yapı kullanım izin belgesi alması da şart değil. Bu biraz önce saydığım belgelerle birlikte e, kat mülkiyetine geçilebiliyor. Şimdi kat mülkiyeti yapının tamamı için geçerli olan bir rejim. Bu nedenle eğer yapı kat mülkiyetine e, başvuru yapılmadan önce bağımsız bölümlerin ve yapıdaki eklentilerin belirtilmiş olması gerekiyor. Peki Ozan Hocam son olarak değinmedik ama kat ittifakı nasıl kurulur? Sondan başa gitmiş olduk, Turgaycığım. Sıkıntı yok. Zaten aslında kat ittifakı kurulması aşaması yönetimlerin veya işte bir projeden bir yapımcı müteahitten bağımsız bölüm satın alan kat maliklerinin ilerideki ya da kat malikleri olacak olan ev sahiplerinin bilmesi gereken bir konu değil. Ancak profesyonel yöneticiler için anlatmakta fayda var. Kat ittifakı arsanın hak sahipleri ve paydaşları lehine resmi bir senet yoluyla kuruluyor. Kat ittifakının kanunen resmileşmesini sağlayacak olan bu senet Tapu Sicil Müdürlüğü'nde düzenleniyor. Kat ittifakının alınması için hak sahiplerinin bir takım, bir takım belgeleri Tapu Müdürlüğü'ne ulaştırmaları gerekiyor. Bu belgelerden bazıları şunlar, örneğin kimlik belgesi veya maliklerden biri vekille temsil ediliyorsa bunların temsil belgeleri ki bunların noterden yapılmış olması gerekiyor. E, fotoğraf e, maliklerin son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 çarpı 4 santim büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafları ki bunlar resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılıyor. Onaylı yapı inşaat ruhsatıyla e, yapının mimari projesi bu yine yetkili e, kurum kuruluşlar yani kimler işte e, bizim bildiğimiz adıyla belediyeler ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen proje. Mimari projede bulunmuyorsa mutlaka onaylı vaziyet planı nereden alınıyor? Belediyeden alınıyor. Yönetim planı tüm malikler tarafından imzalanmış olacak şekilde dilekçe ve istem belgesi. Eğer yapı üzerinde e, birden fazla hak sahibi varsa resmi senet tek bir hak sahibi varsa İstem belgesinin düzenlenmiş olması da gerekiyor. Bu belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlandığında yapım aşamasındaki daire ve iş yeri gibi taşınmazlar içinde hak sahiplerine bir kat irtifakı tapusu veriliyor. Peki Ozan Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Turgay'cığım görüşmek üzere. Eğer sorularımız varsa arkadaşlar hemen bu videonun yayınlandığı sayfada hemen alt tarafta sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda Apsiyon Blue yakından takip etmenizi istiyoruz Çünkü orada daha güncel konuları sürekli yazıyoruz. Çok teşekkürler görüşmek üzere.